Aslında 15 Şubat 1999 yılından beri süre gelen bir olay bu yani. Her seferinde hem Abdullah Öcalan'ın avukatı olan meslektaşlarımız hem de aileleri hiçbir şekilde zaten diyalog kurmanın elverişli şartları oluşturmamış. Hiçbir şekilde tutsak ya da mahpus edilmiş olan, mahpus statüsünde olan bir vatandaşın hakları hiçbir şekilde kendi şahsında, Abdullah Öcalan şahsında hiçbir zaman yerine gelmedi. Kabul edecek bir durum da değil. Herhangi bir şekilde hukuksal anlamda hem kabul edilemez hem de hukuksal anlamda altyapısı olan bir durum da değil. Hukuksuz bir durumun ortaya çıkarttığı bir mesele yani. Devletin hem de halkın da muhatap aldığı bir kişi olduğu için Abdullah Öcalan, bundan kaynaklı iletişimin ve kendisiyle olan diyaloğun devam ettirilmemesi ve halkla olan sağlıklı bir diyaloğun engellenmesi içindir. Aslında siyasal anlamda Kürt meselesinde siyasal anlamda bir çözümün muhataplardan birisi de kendisi olduğu için ve Kürt halkı tarafından aynı şekilde Türk halkları tarafından da muhatap alınan bir statüsü olduğu için bunun engellenmesi ve bunun birebir muhatapların rolünü oynamasının engellenmesi için süre gelen bir durum. Bugün bir vatandaş nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları kapsamında bir yargılama konusu yapılıyorsa ve kendisine belli miktarlarda cezalar veriliyorsa aynı hukuktan gelen hakları da mevcut. Sen bir vatandaşı ya da bir kimseyi hukuksal anlamda yargılamaya başladığında o vatandaşın da hukuksal anlamda hakların olduğunu da kabul etmek zorundasın. 15 Şubat 1999 yılında Sayın Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirmesi durumu bile başlı başına hukuksal anlamda ve uluslararası anlamda bir hukuk garabetini gösteriyor. Nasıl? Türkiye'ye getirilme tarihinde idam kararı olan ve idam ceza yaptırımı olan bir süreçteyiz. Şimdi kendisinin Türkiye'ye getirilmiş olduğu tarihte Birleşmiş Milletler Sözleşmesi var. İdam kararını ya da yaptırımının olduğu bir ülkede bir vatandaşın idam edilme ihtimali ya da olasılığı varsa kesinlikle başka bir güvenli ülkeye nakli ya da güvenli ülkeye gidişinin sağlanması gerekiyor demektedir. Türkiye'de bu uluslararası anlamdaki sözleşmelere zaten meclis tarafından onaylanmak suretiyle imzası olan bir ülke durumunda. Türkiye getirilişinde bile uluslararası mecranın ya da uluslararası hukukun ne kadar yetersiz ve ne kadar güvenceli yani güvenli bir hukuksal anlamda güvenli bir ortam yaratmadığını, bir mekanizma olmadığını ortaya koymakta. Şimdi biz şu anki süreci 99 yılındaki süreçten ayrı tutamayız. Evet, bazı konularda Birleşmiş Milletler'dir, ondan sonra uluslararası anlamdaki mekanizma ya da sözleşmeler bazı durumların önüne geçebilir ancak Abdullah Öcalan şahsında bu durum maalesef gelişmiyor. Tecrit sadece şu an İmralı Adası'nda tutulan Abdullah Öcalan şahsında ve diğer 3 tane tutsak olan, mahpus olan vatandaşlar üzerinden uygulana gelen bir durum değildir. Maalesef şu an içerisinde bulunduğumuz süreç bile tecridi ne kadar derinsel anlamda boyuta ulaştığını söyleyebiliriz. O da nasıl kendini hissettiriyor? Bugün karayollarında ya da şehrin içerisinde yazılmış olan Kürtçe yazıların konusunda bile nasıl bir düşmanlık hukukunun uygulandığı, nasıl bir o Kürt diline nasıl bir düşmanca tavırları olduğunu gösterebiliyor ya da kendini hissettiriyor. Tecritle ilgili aslında görüşmeler sağlandığında, İmralı'yla görüşmeler sağlandığında otomatikmen mevcut olan iletişim hali ortaya koyacak. Belki muhatapların görüşmesi sağlandığında buna benzer sorunlar aşılacak. Siyasal anlamda, ekonomik anlamda, politik anlamda da birçok yerde kendini hissettirecek ve iletişim kanalları açıldığında bunun ilk adımlarının toplumsal itibariyle olacağını düşünüyoruz. Ve toplum itibariyle de rahat bir nefes alabileceğimize inanıyoruz. Kürt halkıyla birlikte özgürlük talebi olan, ekonomik anlamda ferah bir gelecek isteyen, eşit ve hukuksal güvencenin olduğu demokratik bir ülkenin, demokratik bir yaşamın olabilmesi için herkesin bu konuda söz söylemesi gerekiyor. Muhataplarla görüşmenin olabilmesi için öncelikle iletişim kanallarını açması gerekiyor. İletişim kanallarını açabilmesi için herkesin bulunduğu yerden gücü, imkanı ve yapabileceği çerçevesinde İmralı Adası'nda bulunan ve tabii ki bütün cezaevlerinde, dil üzerinde, kültür üzerinde yapılmış olan bu tecidin hemen kalkması için elinden gelecek olan her şeyi yapması gerekiyor.